İlk Gün TV ve Haberin Sonu televizyonundan hepinize saygılar, sevgiler. Değerli izleyicilerimiz, biz vallahi buradan geçerken baktık yine balık mis gibi kokuyor. Ya ne yapalım, ne yapmayalım dedik. E baktık yine Necip Başkanımız da orada oturuyor. E başkan, balık kokusu olmayan yerde sen ne oturuyorsun dedik. Aldık, onu da buraya getirdik. Ve Sayın Başkanımız bugün 6. Uluslararası Lezzet Festivali'ne böylesine bir güzelliğe kattığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bugünle ilgili görüş ve düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle onları bir alalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Evet, şu kalabalığı görüyorsunuz. Aslında burada Lezzet Festivali'nin en canlı, en kalabalık yerlerinden biri Karataş'ın standı. Tabii bunda da Karataş'ımızın o ünlü balığı, deniz mahsulleri, hemen arkamızda görüyorsunuz karidesimiz, mavi yengecimiz, Karataş hamsisi dediğimiz Karataş'ımızın ünlü sardalyası. Bunları burada Lezzet Festivali'nde vatandaşlarımızla buluşturmaya, Karataş'ımızı tanıtmaya, sadece et anlamında değil, Adana'mızı balık anlamında da kesinlikle deniz ürünleri anlamında, sağlıklı protein anlamında tanıtma noktasında, ki burada şunun da bilinmesini istiyorum. Bakın, Türkiye'de yakalanıp tüketilen karidesin %60-65'i Karataş'ımızdan gidiyor. Hani bunu birçok insan bilmiyor ve biz aslında ilk günden bu yana gür bir sesle Karataş'ta, Adana'da deniz var anlayışını tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün de burada olmamızın en büyük sebeplerinden biri o. Hem Karataş'ımız hem deniz ürünlerimizi tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizler de geldiniz. Sizler vasıtasıyla tanıtmak, duyurmak. Hoş geldiniz. İnşallah güzel balığımızdan sizlere de ikram etmek istiyoruz. Şimdi elbette ki Karataş bizim Adana'mızın en şirin ilçelerinden birisi. Ve Karataş yıllardır mümbit bir bölge olarak kaldı. Ve bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza da, daha önceki belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ama gönülle, gönül bağıyla çalışabilecek, Karataş'ı kalkındırabilecek, kendi mahsulünü üretip Adana'ya ve böylesine bir sofra hazırlatıp Adana'da Lezzet Festivali'nde bir standta sunmak kimseye kısmet olmamıştı bugüne kadar. 6. Uluslararası Lezzet Festivali'ne katkılarından dolayı da tabii ki biz Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanım, tabii sormak gerekiyor şimdi. Karataş, yani bakir bir bölgeydi. Şu anda Karataş'ta bir takım gelişmeler var. Bize bu gelişmeler nelerdir? Onları da anlatır mısınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Seçildiğimiz ilk günden bu yana Karataş'ımızı hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtma noktasında mücadelemiz devam ediyor. Örnek veriyorum, az önce de belirttim. Türkiye'nin en uzun kumsallarından biri, plajlarından birine sahip Karataş'ımız. 67 kilometre ile altın kumu, inanılmaz bir denizli, güneşi ve yumurtalığa kadar uzanan. Aynen. Hani Seyhan ve Ceyhan nehirler arasında kalan alan Karataş. Bu kadar kolay ve net bir coğrafi tanımı var. Ama hani tanıma noktasındaki yetersizliği gördüğümüz için önce lezzet noktasına bakın. Biz burada bölgemize yönelik bir ekmek türü olan kıddesin de coğrafi konum işaretini alarak şu anda internette kıddes yazdığınızda direkt Karataş çıkıyor. Onun haricinde havyarla ilgili bir girişimimiz devam ediyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Mavi Yengeç Film Festivali'ni düzenledik. Evet. Tüm Türkiye'de ve dünyada ciddi bir ses getirdi. Dünyanın 7 farklı ülkesine Karataş'ımızdan Mavi Yengeç ihraç ediliyor ve bu şekilde de ciddi bir katma değer sağlıyor. Onun haricinde Karataş'ta yine şu an deniz otobüsleriyle ilgili bir çalışmamız var. Hem Kıbrıs'a hem Hatay'a. Onun haricinde bölgemize yönelik belediyeciliğin esasları noktasında yeşil alanlar, parklar ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Bununla beraber sadece deniz turizmi değil, tarihsel anlamda da, tarihi anlamda da bölgemizde uzun yıllardır Magasus Antik Kenti'nin kazısına ara verilmişti. Burada da sağ olsun bakanlık vasıtasıyla, belediyemizin de iştirakıyla beraber tekrar gün yüzüne çıkartılmasıyla beraber, evet, geçtiğimiz aylarda bu da başladı. Yani Karataş'ı özellikle turizm anlamında her platformda tanıtmaya, duyurmaya devam ediyoruz ve ben ilk günden beri hep şunu söyledim. Bakın, Adana'nın elinde Karataş gibi bir ilçe var, bir kuzu var. Karataş'ı ne kadar çok, aynen, Karataş'ı ne kadar çok parlatırsanız, Karataş'a ne kadar çok yatırım yaparsanız bu
misliyle hem Adana'mıza hem bölgemize ciddi katma değer sağlayacak. Karataş'a bu yüzden bu derecede önem verilsin istiyoruz. Sağ olsun bir yanda bakanlıklarımız, bir yanda bu anlamdaki devlet birimlerimiz, bürokrasimiz Karataş'a yönelik ciddi projeler hazırladılar, hazırlıyorlar. İnşallah bunları da ilerleyen günlerde duyuracağız. Karataş'ımıza ben önü açık olduğuna inanıyorum ve bundan sonrasında da iyi izleyin diyorum. Ve yatırım noktasında da birçok insanımızı davet ettik. Karataş'ımıza sizler vasıtasıyla tüm seyircilerimizi davet ediyoruz, bekliyoruz. İnşallah. Tabii bu arada şunu da sormak istiyorum ben. Hani geçmişten gelen ve yıllardır tartışılan bir konuydu bu. Yumurtalık'tan Mersin'e kadar olan bir alanda bir karayolu taşımacılığı söz konusuydu. O konu hakkında ne diyeceksiniz? Yani önceleri böyle bir proje vardı. Sonradan evet. Duyulmaz oldu. Şimdi eski adıyla NATO yolu diye geçiyordu. Evet. Karayolları Bölge Müdürlüğü'yle ve Genel Müdürlüğü'yle bu proje noktasında görüştük. Bakın aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Neden evet. Derseniz Karadeniz'den, bakın Karadeniz'in bir ucundan Antalya dahil Mersin'e kadar tüm alanlarda sahil yolları var. Ama evet. Mersin, Adana ve Hatay üçlemesini bağlayan bir sahil yolumuz yok. Biz burada ülkemizi yöneten değerli büyüklerimizden çeşitli dönemlerde ziyaret ederek böyle bir proje noktasında destek istedik. İnşallah eğer bu üç ilimizi karayoluyla birbirine bağlarsak hem ekonomik anlamda ciddi bir gelişme hem de turizm anlamında da bölgemize ben ciddi bir eğilim olacağına inandığım için bu projeyi şiddetle destekliyoruz. Sizler basınımızın güzide temsilcileri de sizlerin desteğini aynı şekilde bu konuda bekliyoruz. Değerli büyüklerimizi hani bu anlamda inşallah sık sık ziyaretler edip taleplerde bulunacağız. Ben yıllardır zaten bu işin takipçisiyim. Evet. Yani takipçisi olduğum için de zaten bunu gündeme getirdim. Tabii ki bundan sonra da gündeme getirmeye de devam edeceğim. Her fırsatta da gündeme getirmeye devam edeceğim. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Sayın Başkanımız Karataş'ı anlattı bize. Güzel balıkları anlattı. Balık derken yanlış anlamayın. Tam bir vitamin deposunu anlattı bize. Ve bu vitamin deposunu sadece Karataş'tan çıkan ürünlerle karşılayabileceğinize inanın. Yani Karadeniz'in hamsisini bırak, Karataş'ın hamsisine gel diyoruz. Evet. Hepinize buradan sevgi, saygı ve mutluluklar diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın diyoruz. İyi günler. Güne sağlık.